Bir süre önce AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen İbrahim Güler, partililerle birlikte İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İlçe Başkanı Bestami Bilgili ve diğer partililerle birlikte basın merkezine gelen İbrahim Güler'i, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Çalışacağız, kentin sorunlarını sizlere ileteceğiz. Sizden aldığımız bilgi ve gelişmeleri de kamuoyuna aktaracağız. Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş hakkındaki iddiaları incelemeyi sürdürdüklerini ifade ederek bu konuları mahkemeye taşıyacağız dedi. Çeşitli konularda açıklamalar yapan Güler, basın mensupları tarafından sorulan soruları da yanıtladı. Hatay Büyükşehir, malumunuz 2014'te CHP Hatay Büyükşehir'i kazandı ve bu Hatay için ciddi manada ciddi bir kayıp oldu. CHP'li belediye başkanı her ne kadar ben MHP'liyim, AK Parti'den geldim. Şu anda CHP'liyim deyip kendisini CHP'den soyutlamaya çalışsa da CHP tabanını bu manada her ne kadar haksızlık etse de ne yazık ki memleket açısından da birçok noktada hizmet götürme noktasında eksik kalıyor. Şimdi İskenderun projesiyle alakalı biz Şubat ayında sizin ifade ettiğiniz konuyu kendi AK Parti grup toplantımızda dile getirmiş ve İskenderun Belediye Başkanımız ve İskenderun Belediye Meclisimiz Bülent Özel'in hazırlamış olduğu bir soru önergesiyle biz Hatay Büyükşehir'e de bunu gündeme getirdik ve projenin başladığı şekilde, projenin başladığı dönemdeki maliyetleri ve son değişikliklerden sonraki durumunu ve buradaki aradaki makasın halk kamuoyuna bildirilmesiyle ilgili son önergemizi verdik. Lakin onunla ilgili henüz bir cevap geldi başkanım. Cevap. Postayla göndermişler bize. Evet. Ama hiç bir cevap yok. Klasik. Klasik şeyler göndermişler. Yani başkanım şu an biz ilk toplantıda tekrardan önergeyi tekrar düzenleyeceğim. Açık seçik cevap vermediniz diyeceğim. Bir proje göndermişler. O şeyle alakalı. Jeolojik yer tüketi raporları göndermişler. Ama hiçbir şey göndermeden Sayın Büyükşehir Belediye Meclisi Üyemizin ifadesinde ifadenin anlaşılacağı gibi kaçamak cevaplar verilmiş. Evet. Biz bunun projedeki ilk videolarını da gündeme taşıyarak, şu an mevcut bitmiş halini de dikkate alarak, proje maddelerini ortaya koyarak bu projenin ne durumda olduğu ile ilgili biz ayrıca bunu kamuyla paylaşacağız ve bunun takipçisi olacağız. Bunun yanı sıra mezbaha ile ilgili Büyükşehir Belediyesi yine diğer kamu zararlarına uğratıldığı birçok noktada olduğu gibi burada da ciddi bir sıkıntı söz konusu. 20 dönümlük bir şeyi 50 TL'ye kiraya vermesi yine fakir fukaranın ve kamunun malının çarçur edilmesine sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu net olarak görmemiz gerekiyor. Hatay Büyükşehir'in kaderi bu olmamalı. Hatay hak ettiği yerde değil, biz AK Parti teşkilatları olarak tüm unsurlarımızı, tüm kademelerimizle yüzümüzü 2019'a çevirmiş bulunmaktayız. Ve bu doğrultuda Hatay Büyükşehir'i, Hatay'ı hak ettiği yere getirebilmek adına, kazanmak adına biz çalışmalarımızı başarmış bulunuyoruz. Burada tabii milletimizin teveccühü ve tazmi takdiriyle olacaktır. Siz değerli basın mensuplarının bizim faaliyetlerimizi tamamen basın kenarı doğrusunda herhangi bir taraf olmanızı istemeden biz kamuyla paylaşıyor olmanı bizim için önemli bir kazanım. Halk meselesinde meselesi çok önemliydi. Daha önce, halkdan önce birçok yatırım ve projelerde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl planlama gücünden yoksun olduğunu görmek adına oldukça çok önemli. Orada şu amaçlanmıştı, açık bir ekibinden ifadesine gerekirse bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyordu. Nedir kamuoyu oluşturulması kamuoyu? Hatay, Kıbrıs, Hatay, Mersin, Hatay, Lübnan arasında ben deniz otobüsü ve deniz feribot seferleri düzenlemek istiyorum. Şimdi vatandaş olarak ben Kıbrıs'a gidip gelmiyorum ama yani Kıbrıs'a olur da gidersen bir feribot seferi olsun isterim. Ama detayını bilmem, detayını sorgulamam vatandaşın da görevi değil. Bu işin doğrusunu belirlemek bizlerin göreviydi. Orada şunu amaçlamıştı. Oluşan bu kamuoyuna eğer AK Parti grubu direnemezse orada 20 milyonu kendi hadi şirketine
indirip istediği gibi de harcama yetkisine sahip olacaktı. Bu memleketin ve özellikle milletin bu öz kaynaklarını heba edilmesi noktasında önemli bir durumdu. İkinci bir şey olur da oluşan bu kamuoyuna AK Parti grubu her şeye rağmen direnir, kardeşim ben senin hakkı kurmana izin vermiyorum derse elimde bir fırsat daha geçmiş olur. Ey vatandaş, ey millet, ben çalışmak istiyorum, hizmet yapmak istiyorum ama bakın AK Partiler bana müsaade etmiyor diye 2-3 ay böyle yan gelip yatacaktı. Lakin bu olaylara fizibilite çalışmaları olarak ayakları yere basmadığını anlayabilecek teknik adamlara hamdülillah sahibiz. Ve Loro varsa Hado var dedi. Biliyorsunuz Hado'nun aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Ve İskenderun'un da tek armatör firması bizler. İskenderun'dan çıktı bu firma, Antakya'dan çıktı bu firma. Bu işin doğası gereği burada hatta CHP'li Hatay Büyükşehir'in olaya ne kadar yabancı ve kulaktan dolma şeylerle gittiğini görmek açısından çok önemli. Gidecek bir hat açmak için bu devletin, bu milletin 20 milyonunu riske sokacak. Biz de dedik ki ona, siz hadımı istiyorsun, evet. Eğer gerçekten niyetiniz bu millete, bu halka bir feribot ve deniz otobüs seferi kurmaksa, Samandağ'dan kalkacağım diyorsa, Samandağ Limanı'nın balıkçı barınağı olduğu halde oraya feribotu sokmayı planlıyorsan nasıl sokacağı da ayrı bir muamma. Tamam, al sana hadım. Biz de hadımı istiyoruz. Lakin milletin 20 milyonu çarşı ettirmeyiz. Gemi mi istiyorsun? İşte Mersin'de bir tane gemi var, feribot. Mersin, Lübnan arasında çalışıyordu. Bu feribot 250 kişi alıyor, şu kadar natla gidiyor. Sen ihtiyacını da görüp çok uygun fiyatı da alabilirsin. Bilgilerini istersen de firma bilgilerini paylaşırım. Pazarlık çatır çatır kazanmanı yap. Feribot da aynı zamanda atıl durumda uygun fiyatı da alabilirsin dedi. Bu iş için de 150 bin TL sermaye normalde yeterli. Lakin biliyoruz ki sen bu işi beceremeyeceksin. 500 bin size sermaye veriyoruz ve biz Hado'yu istiyoruz. Geçen radyoda çıktı. Dedi ki ben yurt dışına sana söz verdim ama ben Hado'yu getiremeyeceğim dedi. Arkadaşlar ne yazık ki 4 yıldır Hatay, İskenderun, Antakya'da altyapı hizmetlerinden tutunuz. Birçok noktada aynı plansızlık, aynı vizyonsuzluk hakim. AK Partili belediye ilçeleri yolu yapıyor. Sıcak asfaltını döküyor, dökmeden önce soruyor, hapsız bir çalışman var mı, altyapı işin var mı, ona göre yapacağım, yok diyor, bizimkiler yolu yapmıyor. Ondan sonra geliyor, hapsız, altyapı çalışıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ondan sonra yolu tekrardan bozdu, geri hale getirmiyor. Biz bununla mücadele edeceğiz arkadaşlar. CHP'li belediye başkanıyla bu konuda milletimiz adına, İskenderun adına, Hatay adına, sizin bu önemsediğiniz battı çıktı. Kesinlikle çok önemli. Battı çıktı girdikten sonra değişik yerlere dönmek ve farklı trafiği rahatlatacak imkanlar varken şimdi bir taraftan Paçin meydanından gelip İskenderun'un öbür tarafına çıkıyorsunuz. Tamam bir tünel mantığıyla yapılan bir battı çıktıyla diğer ilk projedeki battı çıktığın maliyetleri asla bir değildir. Ama sizin de kesinlikle aynı fikirdeyiz. Bu göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü de ayrıca ben teşekkür ediyorum.